Tarih 23 Eylül 2021. Yarın sabah Amerika'da yani 24 Eylül'de iPhone 13 ailesi satışa çıkıyor arkadaşlar ve biz şu anda İzmir'den sabah saat 8.43'te yola çıkıyoruz. Amerika'nın Los Angeles şehrine gidiyoruz arkadaşlar. iPhone 13'leri almak için sıraya giriyoruz ve bu deneyimi baştan sona sizlere bu videoda aktarıyoruz. Gelin hep birlikte Amerika yolculuğuna çıkalım ve neler yaşıyoruz hep birlikte deneyimleyelim. Uzunca bir yolculuğun sonunda Los Angeles'a ulaştık arkadaşlar. Şu anda hala ben havalimanına çok yakın olduğum için etrafımdan uçaklar falan geçiyor. Yolculuk güzel ama bir tık yorucu geçti. Şimdi nereye doğru yola çıkıyoruz? Apple Store'a gideceğiz. Apple Store'a bir bakacağım ben. Şöyle bir önden ortama bir bakayım. Çünkü burada şu anda akşam saat 7 arkadaşlar. Yani yaklaşık 12 saat sonra iPhone'lar satışa çıkacak gibi gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz de sabaha karşı böyle saat 5-6 civarı biz de sıraya girip yeni iPhone'lar için oradaki insanlarla beraber bekleyip iPhone'larımızı satın alıp mükemmel bir yerde sizlerle birlikte o iPhone'ları kutusundan çıkaracağız arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyiz. Sizlere güzel görüntülerle birlikte o kutuları açmayı planlıyorum. Devam edelim. Sıraya gireceğimiz mağazaya bir bakmaya geldim. Şu arkamda durmakta olan ve şurada da bakın bekleyenler var. Bunlar Apple çalışanları. Muhtemelen bayağı erken bekliyorlar insanları ki şimdiden mağazayı açık tutuyorlar. Şöyle biraz yaklaşalım bir bakalım etraf nasıl gözüküyor. Evet, bu mağaza gerçekten çok şık bir mağaza arkadaşlar. İçeriye girdiğimizde de size elimden geldiğince göstereceğim. Ama tabii ki şu anda mağaza kapalı. Şöyle biraz yaklaşalım. Eğer bir şey demezlerse içerisi sabaha hazırlanıyor. Sıraya geri dönene kadar en azından şimdilik durum böyle burada. Los Angeles'ta sabah oldu. Şu anda saat 6.47. Yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra iPhone 13 ailesi burada da satışa çıkıyor arkadaşlar. 10.000 kilometre ya da 13.000 kilometre kadar zannediyorum Türkiye'den uzağa geldik. Ve sadece bu iPhone'ları almak için geldik arkadaşlar. Evet ve gece gelip sizlere çektiğim o içindeki tasarımı gerçekten mükemmel olan Apple Store'a geldim arkadaşlar. Ben size şöyle sırayı bir göstermek istiyorum. Sırada totalde 9 kişi ya da 10 kişi var. Hani gerçekten çok az kişi var. Dünya gerçekten küçük arkadaşlar. Uzun yıllardır takip ettiğim Crystal isminde bir YouTuber var. Kendisi bir teknoloji editörü, aynı zamanda bir YouTube kanalı var. Burada kendisiyle karşılaştım ve kendisine birkaç soru soracağım. How was going? Going great. Yeah. Good morning. How long are in the waiting in there? I came around like 8 o'clock, so I came just in time. What's your favorite iPhone model? The Sierra Blue, 13 Pro Max. Pro Max, right? Yes. Well, I'm gonna try to get the 13 Pro today, just because I think I want a smaller. What would you say in Turkish people? Oh, I'll just say happy iPhone day and thanks for watching the channel. Yeah. Don't forget to subscribe. Thank you, have a nice day. Nice to meet you. Evet, zaman geldi arkadaşlar, sıramız geldi. Dan ile birlikte içeriye doğru gidiyoruz ve şimdi iPhone'ları alıyoruz. Hemen çıkıp açmaya gidiyoruz kutuları. Sizlere bahsettiğim gibi burası gerçekten çok ama çok ilginç bir mağaza. Böyle bir tiyatrodan daha sonrasında Apple Store'a çevrilmiş. Şu anda da Apple Store olarak hizmet veriyor. İçeride sıra aynen bu şekilde devam etmekte. Evet, şuraları görmelisiniz. Dan de bize gösteriyor. Evet, bizim iPhone'lar geldi. Burada duruyor ikisi de. Büyük modelden maalesef mavi renk bulamadık ama Pro'da bir Sierra Blue'muz var. Ben şöyle 4 modeli de bir yan yana bulmuşken yan yana koymak istiyorum aslında. Yani kamera boyutları büyümüş. Renkler, şu renk güzelmiş bu arada harbiden. Canlı görünce hoşuma gitti benim gerçekten. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max 4'ü de bu şekilde gözüküyor yan yana koyduğumuzda. Kutuyu açmadan ben size cihazları da göstermiş oldum böylelikle. İşlemler tamamlanmak üzere. Bu işler bittikten sonra da doğrudan bu kutuları açmak için çok güzel bir yere gitmeyi planlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zorlu bir gecenin ardından elimize bir adet iPhone 13 Pro Max ve bir adet de 13 Pro var. Dünyaca ünlü Los Angeles'ta bulunan Santa Monica plajına geldim. Bu telefonların kutularını burada açıp sizlere göstermek istedik. Şimdi yavaştan şu kutuları bir açalım. Ben bir yaklaşayım kameraya doğru. Detaylı bir şekilde kutu içeriğinden neler çıkıyor diye bir bakalım. Sonra da burada birkaç fotoğraf çekelim, video çekelim. Onları da videoya ekleyelim. Bu güzel ortamı sizlere de yakından göstermiş olalım. Güzel bir şekilde basılmış 2 adet iPhone 13 görüyoruz. Şöyle bir kabartma var. Artık bu kadar zahmet çektiğimiz şu telefonları kutusundan bir çıkaralım. Evet, önce kutudan ben şu Sierra Blue'yu çıkarmak istiyorum. Çünkü bu Sierra Blue'yu gerçekten merak ediyordum ben de nasıl gözüküyor diye. Evet, gördüğünüz üzere. Evet, çok güzel. Telefonu kuma düşürmüş oldum. Telefonun kutusunu açar açmaz kuma gömüldü. Ama ilginç bir görüntü oldu. Arkasında MagSafe'in yeri falan çıktı kumda. Evet, iPhone 13 Pro Sierra Blue rengi tam olarak bu şekilde gözüküyor. Ve şunu bir kaldırayım.
Ben bunun kurulumunu yaparım ama kutu içeriğine bir bakalım. Farklı bir şey var mı kutu içeriğinde? Şöyle sökmüş olduğum jelatin. Şurada Apple'ın yapışkanı var kutu içeriğinden. Çok da farklı bir şey çıkmıyor. Kablo, telefon ve şuradaki kitapçıklar, çıkartmalar vesaire aynı şeyler çıkıyor. Ve geldik iPhone 13 Pro Max'in kutu açılımına. Şimdi kutuyu yavaşça kaldırıyorum ve bu sefer sağlam tutacağım. Düşürmeyeceğim. Bunun gri rengini alabildik. Güzel gözüküyor ışık. Kutudan yine standart kablo ve şuradaki kitapçıklar çıkıyor. Buna da bir enerji verelim ve sonra ikisine de bir yan yana bakmayalım mı ya? Pro Max daha da büyümüş. Bu arka tarafındaki gözüken kamera çıkıntıları bayağı büyümüş. Ama şık duruyor tabii telefon. Bir tık ağır gibi geldi elime. Bu da her zamanki Pro Max ailesi telefonlar gibi olmuş. Büyük bir cihaz olmuş. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'i yan yana koyduğumuzda da tam olarak bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Burada tutmakta olduğum renk standart gümüş rengi ve burada tutmakta olduğum yeni bir renk Sierra Blue isminde bir mavi rengi. Gökyüzü de güzel. Burada ışık bayağı güzel oluyor zaten. Alt bölümlerinde inanılmaz bir farklılık yok. Cihazların ikisinin arasında da büyük farklılıklar yok. Yan tarafına baktığımızda keza herhangi bir büyük farklılık vesaire bir şey göremiyoruz. Bu yanına baktığımızda da yine aynı şekilde herhangi büyük bir farklılık gözükmüyor. Üst taraf zaten aynı. Kamera çıkıntıları hani videonun birçok yerinde söyledim diye hatırlıyorum. Bayağı büyütülmüş durumda. Şu anda gözüme biraz garip geliyor. Kötü gelmiyor, garip geliyor ama zaman içerisinde alışırız diye düşünüyorum. Ve buradan artık kapanışa doğru geçeyim. Evet arkadaşlar, uzunca bir yol kat ettik. Bu videoda sizlere Amerika'da bir iPhone satın almak isterseniz iPhone'un çıktığı gün sıraya girerseniz neler yaşarsınız? Akabinde iPhone'ları açtığınızda kutudan neler çıkar gibi şeyleri göstermeye çalıştık. Ve şöyle iki iPhone 13 ile sizleri selamlıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar bu iki cihazın incelemesini yapacağız. Güzel bir inceleme olacak. Videonun sonunda da iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro ve iPhone 12 Pro ile çektiğimiz bazı fotoğrafları yan yana koyalım bir. Videoları, fotoğrafları siz izlersiniz. Oradan karşılaştırmaları yorumlarınızda aşağı bırakırsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben şimdi geriye dönüyorum. Uçağım var çünkü. Dedim ya 20 saatliğine geldik. Gerçekten uçağım var. Kaçar ben. Görüşürüz. Bay bay. Evet, sinematik modu bir deneyeyim dedim ama sinematik mod tahmin ettiğim üzere benim saçları bayağı ayırmakta zorlanıyor. Bu tarz özellikler benim gibi kıvırcık saçlılar için biraz zor oluyor arkadaşlar. Çünkü cihazlar zorlanıyor tanımakta. Bir önceki video iPhone 13 Pro ile çektiğim sinematik videoydu. Bu da iPhone 13 Pro Max ile çektiğim sinematik video. Bunda da yine benzer bir görüntü var benim gördüğüm kadarıyla.